Birisinin inme geçirdiğini nasıl anlarsınız? Dikkat etmeniz gereken belirti ve işaretler nelerdir? Size inmenin sık rastlanan belirti ve işaretlerini hatırlamanıza yardımcı olacak YKKZ dediğimiz bir kısaltmadan bahsetmek istiyorum. YKKZ'nin ne olduğunu merak ettiğinizi biliyorum. Harflerin tek tek ne anlama geldiklerinden birazdan bahsedeceğiz. Yani şimdilik ekranda bu kısaltmamız kalsın. Evet. İnmenin doğru zamanda tedavi edilebilmesi için, yani kişinin daha fazla nöron kaybetmesini engellemek için inmeyi hemen anlamak çok önemlidir. Hatta şöyle söyleyeyim, beyne kan akışının sağlanamadığı her dakikada hasta yaklaşık 2 milyon nöron kaybeder. İnanılmaz. Gerçekten de çok fazla, öyle değil mi? Ne diyorduk? Birisinin inme geçirip geçirmediğini çabucak anlamak istiyorduk, öyle değil mi? Öyleyse hemen Y ile başlayalım. Y yüz demek. İlme geçiren biri çoğu zaman yüz kaslarını normal bir şekilde kontrol edemez. Ağızlarının bir tarafı sarkabileceği için inme geçirdiğinden şüphelendiğiniz birinin yüzüne bakıp asimetrik bir durum olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Hatta kişiden gülümsemesini isterseniz bu durumu daha da kolay bir şekilde ortaya çıkarabilir. Yani gülümsemeye çalıştığında sarkıklığı daha kolay bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Sırada K var. K kol demek. İnme kol ve bacaklarda güçsüzlüğe yol açabileceği için ondan kollarını kaldırmaya çalışmasını isteyebilirsiniz. Bu kolay testte kollardan birini ya da ikisini birden kaldırmada güçlük yaşıyorsa kişinin inme geçirdiğini ihtimaller dahilinde düşünebilirsiniz. Sıradaki harf olan K konuşma demek inme beynin konuşma ve anlama merkezini etkileyebileceği için kişinin konuşmasında bir geveleme olup olmadığına ya da söylediklerinizi anlayıp anlamadığına bakabilirsiniz. Evet, ikinci K konuşma içindi. Son olarak Z ise zaman demektir. Bundan videonun başında bahsetmiştik. Acil bir tıbbi durumu olan inmeden şüphelendiğiniz durumlarda zaman son derece önemlidir. Az önce bahsettiğimiz belirti ya da işaretlerin herhangi birini gördüğünüz anda kişiyi vakit geçirmeden hastaneye götürmelisiniz. Bu arada bunların inmenin tek belirtileri olmadığını da eklemek istiyorum. Sıklıkla görülen belirtiler bunlar oldukları için bunların var olup olmadıklarına bakarak yani hızlı bir yöntemle birisinin inme geçirip geçirmediğini anlayabilirsiniz. Bu belirtilerin birden fazlası aynı anda gerçekleşiyor olabilir. Hatta çoğu zaman böyle olur. Örneğin yüz kasları ve kolları hareket ettirmede görülen zorlukla konuşmada görülen zorluk aynı anda gözlemleniyor olabilir. Kısacası bu belirtilerin sadece biri, ikisi ya da hepsi aynı anda görülebilir. Bir kere daha tekrar edeyim. Bunlar yaygın görülen belirtilerdir. Tek belirtiler bunlar değildir. Ve çoğu zaman aynı anda görülebilirler. Bu noktada belirtilerin ne kadar süreyle gözlemlendiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu beyne gelen kana yani serebral kan akışına ya da tedarikine bağlı bir durumdur. Bu tedariğin kesintiye uğraması durumunda gerçekleşen beyin hasarına inme adı verilir. Geçici iskemik atak ya da kısaca giyanın ve inmenin başlangıç belirtileri benzer olabilir. Belirtilerin ne kadar sürdüğüne bağlı olarak bakanın iskemik atak ya da inme olduğuna karar verilir. Eğer tedavi olmadan yaklaşık 24 saat içinde belirtiler ortadan kalkarsa bu beyindeki kan dolaşımının tekrar sağlandığı anlamına gelir ve vaka geçici iskemik atak vakasıdır. Bir kere daha tekrar etmek gerekirse 24 saat içinde kan tedariğinin yeniden sağlanması sonucu belirtiler ortadan kalkıyorsa bu bir geçici iskemik atak vakasıdır. Diğer yandan kan dolaşımı 24 saat içinde sağlanamıyorsa da bu inmedir. Bu durumda belirtiler 24 saatten uzun sürecek ve ancak tedaviden sonra ortadan kaybolmaya başlayacaktır. Evet. Bu videoda birisinin inme geçirip geçirmediğini anlamanın kolay yolunu yani YKKZ testini öğrendik. Son olarak bu belirtiler görüldüğünde hastanın vakit kaybetmeden hastaneye götürülmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.